Lakin kendisini iyi tanırım. İçinde bulunduğu vaziyete asla boyun eğmeyecektir. Biz de öyle yapacağız. Bu sayıların işaret ettiği vaziyete asla boyun eğmeyeceğiz. Dün gece getirecektiniz beni. Şimdi olmaz. Liman ikinci bir emre kadar kapalı. Yapma kaptan. Dünkü aksiliğin benimle ne alakası var? Liman bir anda anava bugününe döndü. Bak ben Üsteğmen Leyhan'la konuşurum. Senin geminin çıkışına izin verirsen de yüklersin bunları. Liman kapalı diyorum. Üsteğmen değil, albay gelse bir şey yapamaz. Çünkü siz hep böyle kurallara siki siki bağlısınız he? Ben o gemiyi buradan çıkartmasını bilirim. Sana da bunu ödetirim. Baba, bu mektubu kaleme almak için masaya oturduğumda kalbimin hem ümit, hem korku, hem de utançla dolu olduğunu fark ettim. Senin bir kuvacı olduğunu söylediklerinde dilim tutuluyor. Doğru olmasına ümit etmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Yunan ordusu nezdinde bir hainmişsin. Keşke benim nezdimde bir kahraman olurdun. İçim böyle kıpır kıpırken bu ümidin diğer manasını fark ediyorum. Söylenen hakikatse çok kısa bir zaman içinde seni bizden alacaklar. İşte o vakit korkuyorum. Ben küçükken Selanik'teki evimizde oyun olsun diye saklanmıştım. Oyunu anlamayıp gittin zannetmiş, yok yere ağlamıştım. Beni teskin etmek için ne kadar uğraşmıştın. O bir an süren korkum geliyor aklıma. O korku, o eksiklik bir an değil. Bir ömür sürecek ve bu kez sen teskin etmek için yanımda olmayacaksın. İşte o zaman babamın kahraman olmasını dilerken ölümünü de dilemiş olmanın utancıyla kavruluyor içim. Bir şey dilemeye dilim varmıyor. Ama hayır. Senin ölmeni değil, yaşamanı diliyorum baba. Babaannem, annem, ablam ve en çok da biricik Mehmet'imiz için yaşa. Sana öfkeleneceksem de, nefret edeceksem de en azından baba diyebileyim yüzüne. Dilerim Allah bir evlada bu kadarını çok görmez. İyi misin ana? İyiyim, iyiyim kızım. Siz iyi olun. Ailem iyi olsun. Ben daha ne isterim? Babam be. Bakır. Kimdir? O şey, Dilan Hanım, sen sakin ol. Kızlar. Bak, gördüm kızlar. Gel sen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oh.
Geldiniz çok şükür. Geldik bacım, geldik. Bu kadar mı? Hiç görsen çiftlik virane olmuş. Ancak bunları bulabildik. Bir de yolda bizi devreye çevirdi. Ha. Yunan devriyesi mi? Yok, bizimkiler. Karakoldaki yüzbaşı da senin adını söyleyince tüfekleri verip yolladılar bizi. Aa. Vallahi taslamam böyle oldu. Seni tanıyormuş. Namın yüzbaşına kadar yürümüş vallahi bacım. İyi günler. İyi günler. Mümkün olursa vatanımı gönlümün içinde saklayacağım demiş Namık Kemal. Göğsüm parça parça olmadıkça bir taşına kimsenin elini dokundurmayacağım demiş Namık Kemal. Kuvayi Milli Yüzbaşısı Orhan. Emrinizdeyim yüzbaşı. Bir yüzbaşı arıyorum. Gizli vazifede. Adı Yakup. Bulabilir miyiz? Evelallah buluruz. Kuzen. En berbat zamanları seçiyorsun gelmek için Alex. Duydum, duydum. Ama savaş işte kuzen. Yani her zaman berbat değil zaten. Fazla uzun kalmayacağım. Duyduğuma göre limanı kapatmışlar. Ne yapmam istiyorsun? Limanı mı açtırayım senin için? Yo yo. O kadar vicdansız değilim kuzen. Benim malların olduğu gemi çıksa yeter. Tabii zaten senin karşında Üsteğmen Leon değil, Amiral Leon var. İstediğim vakit ben öyle limanı açtırabiliyorum. Peki o zaman Amiral Leon. Sen becerikli bir askersin, halledersin. Ki tabii istediğin şey yapmamın imkanı yok Alexi. Şu son olaylardan sonra Simin'in limanından değil gemi çıkarmak, kuş uçurmak yasak. Madem durum bu kadar vahim, o zaman bana bir tane kaçakçı teknesi bul. Ne, bakma bana öyle. Askerler denetimlerden tanır kaçakçıları. Ne bu? Alexi, ne? Gören içki değil de böyle acil ilaç gönderiyorsun sandı Atina'ya. Bekle işte şu liman açılana kadar. Peki o zaman başka şeylerden konuşalım. Biraz sohbet edelim seninle. Senin kız, yılan, babasına çekmiş olmalı. Kuvvacılık falan. Hı? Biliyorsun zaten babam da delirmiş gibi onları arıyor. Senin de Hilal'in saklandığı yeri bilmemen mümkün değil. Bak ben seni mikro kol tutuyorum. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum ama sen bana hiç yardımcı olmuyorsun kuzen. Karıştırmayacaksın bu işi. Nasıl? Ben de onu diyorum işte kuzen. Sadece işimizi yapalım. Sen bana bir tane kaçakçı teknesi bul. Ve askerlerin başıma musallat olmasına engel ol. Endaksi? Değil, endaksi. Bak o teknelerin çoğu Atina'ya gitmeden zaten alabora oluyor. Mallarına bir zarar gelmesini istemiyorsan bekle. 2-3 günü açılır zaten liman. Sonra yaparım gerekeni, hadi. Beni ayağı kırıklığına uğratmayacağını biliyorum bu sen. Senden haber bekliyorum o halde. Öyle hemen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.